Fare, Merve fare. Merve şu an boğulmakla meşgul. Havuz da bu kadar ha. Oha, dondurmayı bile çaldı. Dünyanın en kötü kokan meyvesini deniyoruz. Arkadaşlar, selam herkese, bilin bakalım ne oldu, ben yine hastayım. Şu an Malezya'dayım, siz son videoyu izledikten sonra 3 ay falan geçti, geri geldim. Bu sefer yanımda kim var? Merve var. Şimdi dün geldik, şimdi kahvaltı etmeye gideceğiz. Sonra da işte çekeceğiz bir şeyler. Nereye? Fare, Merve fare. Şaka 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 şaka. Şaka. Şöyle muz aldık. Kahvaltıda her şey çok baharatlı, o yüzden midem de bozuldu benim açıkçası biraz. Senin? Ben muz yerim kahvaltıda. Muz aldık. İki tanesi 2 ringgit iteledi bize. Şöyle bir yere geldik. Arap-Hint karışımı. Ama çok fazla Hint var. %30 diyorlar resmi kayıtlara göre ama bence en az %40'ları var yani. Şimdi böyle bir yere geldik. Şöyle Merve'ye şekersiz Teo söyledik. Bir tane roti kanayı. Bunun bir de cacık gibi bir şeyi oluyordu. Burada o yok. Bana da neydi? Teh Tarık. Bu da buranın süt çayı gibi bir şey. Herkes bundan içiyor. O biraz acı galiba. Diğerine de bak. Acıma. Çayı beğenmedim Merve. Ben çok beğendim ama. Bunun da makbul olanı dışı çıtır, içi yumuşak olan, ama bunlar becerememiş. Ama güzel, doyurucu. Hafif bir acılı sadece. O da bence güzel. Dün ne yemiştik? Nasıl lemar mı yemiştik? Kahvaltı. Onu yazarım alta. Nasıl lemar? Çok acıydı ama. Pirinç, lapası gibi. Yani çok da lapa değil de. Yumurta. Acılı bir şey, salatalık. Bence. Salatalık, bir de şey, küçük böyle balıkları var, kurutulmuş. Onlar koyuyorlar. Ben de onu Tayland'da böcek diye yemiştim. Çok sıcak hava. Ekmekleri güzelmiş. Bunu Hintliler güzel yapıyor. El aromasını geçiriyor. Pis ya her yer. Yemekler toplam 8 ringgit tuttu. Şimdi de şöyle su aldık. 3 tane 600 mililitrelik tanesi 1.60'dan. Şu videoyu şu an çekiyorum çünkü muhtemelen tip tip bakıyorlar bize. Hintliler ve Pakistanlı arkadaşlar biraz ilginç burada. Pakistanlıyı atamayacağım muhtemelen çünkü Pakistanlı arkadaşım görecek. Şimdi eşyaları alıp hostele gideceğiz. Geçen kaldığım hostele gideceğiz. Orası yeni bir hostel açmış. Evet. Nasıl buldun burayı? Yani ben... Sen bu çayı sevemedin ama. Evet. Çünkü ben çok şeker sevmiyorum. Normal çay olsa ben bulamıyorum. Şimdi şeye geldik. Bu eski videolarda Cihan'la kaldığım hostelin butik oteli açılmış. Burası da restorandı. Orada kalırken her gün bir tane bedava çaydan içme hakkın oluyordu. Şimdi biz de o butik otelin hostel odalarında kalacağız. Kapsül var, bir de oda var özel. Merdivenle çıkıp yatakta yatıyorsun. İki tane oda tuttuk. Burası da böyle işte. Şimdi 2 saatimiz var. Check-in saatine. Bu AVM'ye gideceğiz bu saate kadar. Videoları izlediyseniz bilirsiniz. Öyle. Hepinize günaydın arkadaşlar. Şu an
Havuzdayız. Altta da bir tane havuz var. Orası biraz daha jacuzzi gibi. Buranın da günlüğü sadece ne kadardı? Merve şu an boğulmakla meşgul. Havuz da bu kadar ha. 300'e falan mı geliyordu? Bugün 280 mi verdik? Ringgit mi? Evet. TL olarak herhalde 300'e falan geliyor kişi başı. Daha biraz olabilir. Bugün şeye gitmeyi düşünüyoruz. Batu... Batu Caves. Tapınmay olarak geçiyor. Tapınmaya gideceğiz. Maymunları göreceğiz. Geçen geldiğimde hastanede Avustralyalı bir kızla tanışmıştım. Kızı orada maymun ısırmış. Umarım bizi ısırmaz. Bizi yanaştırıyor ya. Bu arada millet, size daha iyi içerik üretebilmek için dün kredi çekip telefon satın aldım. Burada uzun süre kalacak param olmadığı için ve bileklik satışı da çok fazla iyi gitmediği için eskisi gibi çekebildiğim kadar video çekeceğim. Buradan yapabilirsek, yani yapacağız. Tayland, daha sonra da Bali'ye geçeceğiz. Türkiye'ye döndüğümde de bütün videoları editleyip kamerayla bilgisayarıma satacağım. Almak isteyen olursa yoruma yazabilir. Yani bu süre içinde yaklaşık böyle bir atıyorum 20 video ürettim. 20 videoyu hard diske atıp veya YouTube'a yükleyip sırayla atacağım. Sizden isteğim bu süre içinde videoları beğenip kanala abone olursanız amacıma ulaşmama yardımcı olursunuz. Videolar bittiğinde de tekrardan toparlayabilirsem biraz. Yeni kamera, yeni bilgisayar, yola tekrardan çıkmayı düşünüyorum. Telefonla da şimdi Reels çekeceğim bol bol. Hatta her gün bile atabilirim yeteri kadar olursa. Instagram hesabımı da aşağı yazıyorum. Hatta Merve'nin Instagram'ını da yazalım hadi. Buradan bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Arda'ya havuza girmeyelim dedim ama Arda girmek istiyorum dedi. Çünkü elektrik çarpmasına maruz kalmak istiyormuş. Yukarıdaki mi bu mu? Öyle mi? Hasta da biraz. Duygu sömürtüsü yapıyor bana. Yemeğin tamamını çekemedim çünkü yedik. Şimdi Grab çağırdık. 14 ringgit. Batu Caves'e gidiyoruz. Paramız olduğu için Grab'e binmeyi tercih ettik. Değil mi? Evet. Merve zaten iyi bileklik satıyor. İki kişiyken satamıyoruz ama tek tek satıyoruz. Yani Merve satıyor, dün sattı. Dönüşte de metroya bineceğiz. Batu Caves. Nasıl buldun? Güzel. Burada da cuma günleri bunların ibadeti oluyormuş. Cuma günleri gelirseniz daha böyle renkli, görkemli şeyler görebilirmişsiniz. Bu kayalar da 400 milyon yıllıkmış. İnternette öyle yazıyor. Sen neler okudun? Daha okuyamadım. Dünyanın en uzun heykeliymiş. 42 metre, 43 metreye yakındı galiba. İlk yapıldığında altından yapılmış. Daha sonra da hırsızlar sözde bu altınları çalmış. Şu anda da bu haliyle duruyor. Bayağı kalabalık ama. Şurada maymun güvercinlerle oynuyor. Adamın elinden muzu çaldı. Çok yaklaşma istersen. Oha, dondurmayı bile çaldı. Şu bebeğin kafasında gördüğünüz kil de bunların kutsal bir şeyi işte. Yeni doğan bebeklere bile bu kilden sürüyorlarmış. Çok tatlılar ya. Allah.
Aman aman aman. Horoz bile var orada. Merve'yi şöyle kapadık. Merve'ler kapatılsın. 15 ringgit verdik altındakine. Üstündeki bedava, altındaki Merve'nin oluyor, üstündekini geri getiriyor. 242 basamak mı? 272 basamak mı? Onu yazarım alta. Böyle çıkacağız. Maymunlara ama harbiden dikkat edilmesi gerekiyor ve saldırganlar yani. Konu yemek olunca. Elektronik aletlere de dikkat etmek lazım. Erkeklerin bacağında niye bir şey yok diyor Merve. Neden sadece kadınlar girmek zorunda? Hindularda böyle herhalde ama Budistlerde erkekler de, yani Müslümanlardaki gibi diz altına geçecek şekilde ibadethanelere giriyorlar. Wow. Bu da mı gelecekti başımıza? Bu da mı geldi? Bu da değil ama galiba. Değil değil, daha var. Öldük. Thank you. Ben de istiyorum bu işaretten. Hangi işaretten? Kilden mi? Hint işaretinden. Havaya bak. Çıkmak ölüm ya. Beş beş beş, sekiz sekiz sekiz, dokuz dokuz dokuz. Şimdi ateşe elini gezdir, sonra alnına kül sür. Cebimiz yok ki, güllü gibi koyalım şunu. Burada işte. Ticarete dökmüşler. Şunlara bak, ne güzel. Bizi kutsayan dayıya da 10 ringgit verdik. İkimiz için 10 ringgit verdik. Bir kadın 20 verdi. Biri işte 5 verdi. Herhalde gönlünden ne koparsa veriyorsun. Tavus kuşu da... Bunlar da kutsal herhalde. Hep tavus kuşu tüyleri var. Burada tavus kuşu figürleri. Şunlardan biri bir kopuyormuş. Çok su akıyor buradan, dikkat et. Burada da yine o ipten bağlıyorlar. Şuraya da bir adam dokunup alnına götürdü. Bu ne bilmiyorum. Sanırım mum.
Amin abi. Hadi iki kulhu bir elham oku. Buralarda da böyle hediyelik eşya, çiçek satan var. Kitapçı bile var yani, ne alakaysa. Hintçe kitaplar. Böyle bunlar herhalde bizim lokumcular gibi, tatlıcı. Dört parçası kaç? 10 ringgit. Duruyan deneyeceğiz şimdi. Eldiven var mı diye sordum. Çünkü yemişken neden eldivenle yemeyelim? Evet. 10 ringgit. Hani genelde öyle yiyorlar ya. Şöyle 10 ringgit. Güncel olarak ringgit şu anda 6.25 bizim paramıza göre. 2 ay önce geldiğimde 5.80'di. İşte. Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi dünyanın en kötü kokan meyvesini deniyoruz. Bazı uçaklara ve hatta hatırladığım kadarıyla bazı ülkeye girmesi bile yasak. Koku testi. Çok kötü değil de güzel de değil. Sokakta daha kötü kokuyor. Sokak daha kötü kokuyor. Sokak da daha kötü kokuyor. Onu falan alayım da. Direkt yiyor muyum? Hepsini ağzına atma da. Ne olur ne olmaz. Hiç güzel değil. Değil bence. Faydalıymış ama adam bana öyle dedi. Isırıyor mu? Hı? Isırıyor muyum? Isır da burası çekirdekli herhalde. Bayağı büyük bir çekirdeği var. Çekirdeği yemeye çalışıyordum daha önce. Tadı bence bir şey gibi. Bence sıcakta kaldığı için biraz daha kötü olmuş. Ne diyorsun? Bence zaten kötü. Soğan tadı alıyorum. Sarımsak da var biraz. Böyle soğan, sarımsak ama tatlı. Bitti mi bu? Atıyorum. 10 üzerinden kaç? Meyve olarak 10 üzerinden burada yediğim o rambutan falan sayarsam 10 üzerinden 3, 3 yani. Ben de 3 veririm. Sadece denemek istedim. Polonya mı? Tut, kovdur. Bas diyor biraz. Okay. Güzel. Çok iyi. How much? 10 ringgit. 10. 60 lira. Ustam şifa dağıtıyor adeta. Şöyle bir yere giriyoruz. 5 ringgit kişi başı. Okay, thank you. Aa, kaplumbağa, balıklara bak. Annem su altına sokayım mı bunu? Şey balığıydı. Umarım kamerada da çıkıyordur. Bu galiba bizde de var bu balık ya. Bunu poşet sanıyordum ama kocaman bir balıkmış. Her renk. Şu ama galiba poşet. Evet. Şurada kaplumbağalar.
şöyle de bir bilgi vereyim. Tavus kuşları dişilerini etkilemek için kanatlarını açarlar. Normalde daha görkemli olanının etkilemesini bekleriz dişisini. Fakat bunların kanatları en az açılanı dişileri daha çok etkiler. Nedeni de şudur ki kanatları çok geniş olmadığı için tehlikelerden daha çabuk kaçabilirler. Böyle bir yere geldik. Burası da müze gibi. Gandhi. Gandhi ise yer bu. Merve yine okuyor bir şeyler. Beş dakika gözümüzü kapatıp meditasyon yapacakmış. Kapadın mı? Ben de kapadım. Çok yaklaşma bence. How are you mı dedi? How are you? Rengi. Çok güzel ya. Benim en sevdiğim renk bu sanırım. Tavus kuşu. Oh. Çekmek yasaktı ama 1000 tane çektim. Çok güzel bir esinti var. Hatta ilk defa Malezya'da böyle bir esinti hissettim. Benim kahvaltıda içtiğim tea tarığın yapılışı 2 bardaktan birbirine hızlı bir şekilde karıştırıyor. Makbul olanı da hiç dökülmeyeni. Paramız bitti. Şimdi trenle dönmeye çalışacağız. Tatlılardan denemek istiyorum ama biraz gözümüz korktu. Şöyle 2 tane bilet aldık. Kaç tuttu? 5.5 mi ne tuttu 2 kişi? Şimdi gidiyoruz. Şurada inmeye çalışırken ben. Umarım yetişiriz. Burada sadece kadınlar gidiyor. Tamam. Pembe vagonlarda sadece kadınlar gidiyor. Pek iplemiyorlar yani. Benimki iplememezlik değil, ben yanlışlıkla buradandır herhalde. Şunları da atmayın. Tayland'da da ben bir kere atmıştım. Çıkarken tekrar basıyorsunuz. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Şarj büyük ihtimal yetmez. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.